Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma Fatih66'ya hoş geldiniz. Intro'dan sonra BMW M5 ile bir gece gezintisine çıkalım birlikte arkadaşlar. Arabamız M5 2019 model. Evet, gece de bir başka güzel gözüküyor aracımız. Arkasına bakalım. Arka spotlar muhteşem. Aracımızın içi de çok hoş. Özellikle de koltukların başlığındaki şu M5 ışıklandırmalar bence çok hoş olmuş. Ambient ışıklandırma. Muhteşem. Can alıcı bir görüntü arkadaşlar. Evet, nasıl buldunuz siz arkadaşlar? Çok spor bir araç. M5. Dikkatleri üzerine çeken bir araç. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Işıklar muhteşem. Koltuklar. Gerçekten daha iyisini göremedim bir spor araçta. Çok hoşuma gitti. Evet, bir de arka tarafa bakalım. Arkası da bence geniş. Bildiğimiz G35 kasalar gibi. Yani bir aile arabası olarak da kullanabilirsiniz bu M5'i arkadaşlar. Kasa olarak G30 kasayla aynı. Hemen hemen. Sadece motoru farklı işte. Çamurlukları biraz geniş. Bu şekilde. Aynaları farklı. Birkaç detay var böyle. Ama kasanın ana gövdesi G35 kasa arkadaşlar. Evet arkadaşlar. M5 F90 kasa. Gerçekten muhteşem bir araç. Çok zevkli bir araç, bunu söyleyebilirim. Muhteşem bir güç var. Yani asfalta da, lastiklere de yazdık. İnsan acıyor ya. Bununla yarış pistine çıkmak lazım. Yani güzel bir rakip lazım şöyle. Mercedes olabilir. Evet, yorumları alalım arkadaşlar. Bu ilk video. Ana tanıtım videosu gelecek arkadaşlar inşallah. Bunu bir önden merakla bekleyen arkadaşlara yapayım dedim bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenelim videoları lütfen. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Bol bol yorum yazalım arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. M5 ile ilgili.
Evet arkadaşlar, biz 0-100 yapalım. Muhteşem bir patlamalar oluyor egzozda arkadaşlar. İnsanı yoldan çıkartır bu araç ya. Vallahi insana var ya, ehliyetini kaybettirir bu. Bunu süren çok sabırlı, kendine hakim olan bir insan olması lazım. Yoksa zor işi vallahi. Almanya'nın yağmuru da bir dinmedi arkadaşlar. 24 saattir kesintisiz yağıyor ya mübarek. Burada görebiliyorsunuz. M5'imiz bize gösteriyor. Aman dikkat, yağmur yağıyor diyor. Şöyle basalım mı pedala, ne diyorsunuz arkadaşlar? Hadi basalım. Hiç kesintisiz gidiyor ya. Anında 100, 3 saniye 100, 10 saniye 200. Herhalde 20 saniyede de 300 oluyor. Arkadaşlar, tabii yol lazım böyle dümdüz. Gerçi virajlı yollar da çok zevkli bu araçla, onu da söyleyebilirim. Muhteşem bir viraja girişi var. Süspansiyonlar gerçekten muhteşem. Böyle yere yapışık bir vaziyette seyrediyor araç arkadaşlar. Bunu da bu şekilde BMW'de daha iyisini yapanı görmedim. Mercedesçiler bana kızacak ama bu benim fikrim. Ya bu güçle nasıl bir şey ya? Nasıl bir motor yapmışlar ya? Gece de bir başka zevkli oluyor. M5 kullanmak. Allah herkese nasip etsin. Değerli dostlar, çok çalışmak lazım öyle bir şey için. Şu ileride bir ladar var. Biliyorsanız şanslısınız, ladarları bilmiyorsanız ehliyetiniz fazla kalmaz elinizde. Evet arkadaşlar, bir de M5'e karanlıkta gece bakalım dedik. Dediğim gibi ambient ışıklandırması çok güzel. Aynı renkte yapabiliyorsunuz. Değişik renklerde yapabiliyorsunuz bu ışıkları. Böyle boydan boya gidiyor. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi yeşil, yeşil beyaz, mor. Şöyle lambayı kapatalım. Mor beyaz, kırmızı beyaz ve kırmızı kırmızı. Böyle birkaç tane seçenek daha var arkadaşlar. Benim mavi beyaz hoşuma gidiyor.
Evet, direksiyonumuz da M direksiyon, orijinal M. Isıtmamız buradan açılıyor. Ve M5'in en büyük özelliği, bir şurada kırmızı tuşumuz var, M1 diye ve M2 diye. Bunlara kendiniz kaydediyorsunuz arabanın özelliklerini. Yaptığınız ayarları M1 tuşuna, ben mesela M1 tuşuna tam sporu kaydediyorum. M2 tuşuna da konforu kaydediyorum. Ve bir tuştan diğer tuşa araba saniyeler içerisinde canavara dönüşüyor ya da normal bir aile arabasına dönüşüyor. Bu ana ayarları tabii ki buradan da yapabiliyorsunuz ama buradan işte uzun sürüyor. Her seferinde burayı karıştırmamak için de bu düğmelere kaydedebiliyorsunuz. Evet, şerit takip sistemi. Önünüzden giden aracı takip ettirebiliyorsunuz. Otomatik pilot. Bunlar artık neredeyse standart oldu arkadaşlar böyle lüks araçlarda. Direksiyondan da viteslerimizi atabiliyoruz. Göstergemiz hayalet gösterge. M5'in. Gördüğünüz gibi 330'a kadar çıkıyor. Bu içinde bulunduğumuz araç M Drivers Package olduğundan açık. 250'de beyin kesmiyor. Çıkabildiğiniz kadar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ekranımız var. Dokunmatik ekran. Aynı zamanda iDrive ile de kontrol ediyorsunuz. Bu yeni nesil, 6. nesil M5'lerde en büyük özelliği artık xDrive'ın olması arkadaşlar. Bunu da size şu şekilde göstermek istiyorum. Bir 4 çekiş var. 4 çekiş spor var. 4 çekiş spor da arkaya daha çok güç bindiriyor. Ön tekerlere de güç veriyor ama. Hafif de olsa arkaya kaydırabiliyorsunuz bu şekilde. Çok dinamik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve tabi tam driftçiler için, arabanın arkasını oynamak isteyenler için sırf arka çekişe de çevirebiliyorsunuz. Ve bir tuşla bunları halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş bence. Bundan önceki kasa, F10 kasada sadece arka çekişti. Ve 560 beygir sadece arka çekişe bence fazla geliyordu. Tekerler sadece patinaj yapıyordu. O motorun gücünü yola yansıtamıyordu arkadaşlar. Ama bu yeni F90 kasada 4 çekişle birlikte gerçekten bütün gücünü araba yola yansıtabiliyor. Bunun sayesinde de 3.3 saniyede 100 kilometreye, 10.5 saniyede 200 kilometreye çıkabiliyor aracımız arkadaşlar. Bu aracımız Competition Paket. M5'in de bir üstü oluyor arkadaşlar. 625 beygir bu. Bu şekilde burada klima ayarları. Bunlar artık standart oldu. Koltuklar ısıtma, soğutma, sürücü koltuğu için geçerli. Yan koltuk için geçerli. Aynı zamanda arka taraftakiler de hem ısıtıyor hem soğutuyor arkadaşlar. Burada CD çalarımız var. Artık fazla kullanılmıyor bunlar. DVD çalar. Artık her şey USB stick üzerine. MP3'leri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ve o şekilde. Gördüğünüz gibi dokunmatik ekran. Yani hava durumuna kadar internet bağlantısı var aracımızda. Görebiliyorsunuz bu şekilde. Medya. Müziklerimiz, navigasyon tabii ki. BMW'nin navigasyonu gerçekten çok, bence en iyisi. Mercedes'inkine, Audi'inkine bakaraktan en iyisi BMW'ninki diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde burada kablosuz şarjımız var. İçine koyuyorsunuz kendi anahtarını, cep telefonunuzu bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ve M5'lere özel konsola bakalım. Fitesimiz sadece M5'lerde olan bir fites.
Bence tasarım olarak da çok hoş. Tuş olaraktan sağa çekiyorsunuz, otomatik alıyor. Bir daha sağa çekiyorsunuz, manuel sisteme geçiyor. Sola çekiyorsunuz, boş. Sol ileri, geri vites oluyor arkadaşlar. Şurada park düğmesi var. Bunun biraz yeri bence tam olmamış. Şu üstten şanzımanın vitesi değiştirme hızını ayarlayabiliyorsunuz. 3 seçenekte yavaş, orta ve hızlı değiştirme olarak. Aracımız 8 ileri vites. Evet, motor gücünü buradan yine 3 seçenek olarak ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Süspansiyonlarımızı, amortisör sistemlerimizi yine 3 şekilde ayarlanıyor. 3 modda yumuşak var konfor olarak, orta ve çok sert var. Aynı zamanda havalı süspansiyonlarımız var aracımızda. Direksiyonumuzun sertliğini de ayarlayabiliyoruz yine 3 modusta. En sporda neredeyse servo artık kalmıyor, çok sert oluyor. Tam bir spor arabadan beklendiği gibi. DSC'yi, diğer arabalarda ESP diyorlar, BMW'de full kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattım, aracımızın arkasıyla güzelce oynayabiliyoruz, drift yapabiliyoruz. Egzoz ses kapağımız var burada. Açıp kapatabiliyorsunuz. Kamera sistemimiz 360 derece. El freni, automatic hold, automatic hold. Lambalarda frene bastığınız zaman frende beklemenize gerek yok BMW'de. Otomatik fren diyor. Ve sadece gazla da devam ediyorsunuz. Çok güzel bir şey bence. iDrive sistemini zaten tanıyorsunuz BMW'ciler. Burada bir değişiklik yok. Harman Kardon ses sistemimiz var. Muhteşem müzik dinleyebiliyorsunuz. Gerçi bu arabanın en güzel müziği ön tarafta. 8 silindirli 4.4 litre çift turbolu motorumuz arkadaşlar. Onun sesi bence bütün müziklerden de daha güzel. İnsanı yoldan çıkartan bir sesi var. Çok etkileyici bir ses. Silecek ayarlarımız. Burada bord kompüter. Aracımızın bilgisayarı, ışık sistemlerimiz. Bunlar BMW'ciler bilir. Display'imiz var. Cama yansıtma sistemi buradan. Bu çok güzel. Bir çalıştıralım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, değerli dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize Almanya'da sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.